kaç saatlerinde vefat etmiş bilgileri bire sizden doğru, alsak? Bire doğru. Bire doğru. Kanser hastasıydı kendisi. Evet. Yoğun bakımda mıydı çünkü son günlerde peki? Dün de bugün yoğun bakımda. Yukarıdan daha fazla bilgi veriyorum size. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Şu anda hiçbir şey söyleyemeyeceğim çocuklar. Sevenlerin başı sağ olsun, başta ailesinin olmak üzere. Gerçekten çok önemli bir adamdı ve çok genç yaşta yitirdik Tarık abi. Çok üzgünüm. Bu tedaviyi görüp hastanelerde olan herkese de acil şifa diliyorum. Dün de yoğun bakımdaydı galiba. Dün yoğun bakımda değildi. Normal odadaydı. Biz de yanındaydık. Evet konuştuk. Sohbet de ettik yani az maskeyle. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun tekrar. Çok teşekkürler. Bir geçeyim sonra konuşuruz. Tamam, teşekkürler. Eyvallah ya. Yani söylenecek hiçbir şey yok ki. Hem okul arkadaşımdı, hem meslek arkadaşım. En eski arkadaşısınız galiba. Tabii ya, okuldan beri, 70'ten beri. Allah rahmet eylesin. Dün de ziyaretine çok kişi gelmişti. Evet, yüreği güzel adamdı. Ülkemin başı sağ olsun. Aydın sanatçıydı. Sağ olun ya. Sağ olun. Çok şaşkınım. Arkadaşlarımın ve Gülenay'ın yanına gitmek istiyorum. Çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm. Evet hastaydı biliyorduk ama çok üzgünüm. Başarı çok sağ üzgünüm. Sağ olun. Sağ olun çocuklar. Allah kalanların ailesine, Gülenay ablamıza, biricik kızına, eşine sabırlar versin. Dün iyiymiş durumu galiba. Ziyarete gelenler olmuş. Şöyle bir durum. Tarık abi zor bir süreç geçirdi geçtiğimiz yıl. Tamamen iyileşmişti. Geçtiğimiz bu yazı da çok iyi geçirdi. Çekimlerden bir gün önce rahatsızlandı. Ne olduysa bu bir ay içinde oldu maalesef. Biz telefonla konuştuk. Hiçbirimiz beklemiyorduk tabii ki böyle bir durumu. Dediğim gibi hayat ve ölüm hepimiz için maalesef bugün acı günümüzdeyiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olsun tekrardan. Sağ olun çocuklar. Yani ne söyleyebilirim ki? O benim sınıf arkadaşımdı. Yani biz birlikte büyüdük Tarık'la konservatuvarda. Sınıf arkadaşımdı. Hiç ona yakışmadı. Pazar günü daha yanındaydım, evindeydim. Espriler yaptı, sohbet ettik, oturduk. Bir senede bir araya geliyormuş. Siz ona nasıl destek oldunuz? Şöyle yani bir senedir mücadele ediyordu ama hasta gibi değildi ki. Normal hayatına devam ediyordu. Son 2-3 günde bu hale geldi yani. Birden olan bir şey galiba. Pazar günü nasıldı neşesi, keyfi? Tabii ki evindeydi, yatıyordu. Solunum aygıtı vardı ama arada bir çıkartıyordu onu. Espriler yaptı. Sohbet ettik uzun uzun. Sonra duydum ki işte dün aniden yoğun bakıma almışlar. Hiç yakışmadı ölüm Tarık'a. O bizim neşemizdi. Çok özel bir adamdı. Sağ olun çocuklar. Sağ olun.
Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Türkiye gerçekten çok önemli bir sanat insanını yitirdi. Tarık Bey, Tarık Ünlüoğlu canlandırdı. Bütün kişilerden daha güçlü, daha savaşçı bir insandı. Ve bir yılı aşkın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Bizler hekim olarak akciğer tümörlerinde etkin olabilecek bütün tedavilerle hastalıkla savaştık. Ama maalesef son dönemde tedavilere karşı bir direnç meydana geldi. Ve artan bir solunum sıkıntısıyla dün akşam Tarık Bey'i hastanemizde misafir ettik. Ama tüm çabalara rağmen bu sabah kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Hocam geçen sene tedaviye karşılık verdiği atlattığına dair bir şeyler duydum. Bir dönem tedaviye yanıt verdi ama bu kanser bir noktadan sonra tedaviye direnç kazanabiliyor. Biz tedavileri değiştirdik, farklı tedavilerle savaştık ama maalesef bu direnci kıramadık. Ne kadar bir süreden bahsediyoruz? Bir yılı aşkın bir zamandır kanserle mücadele ediyoruz. İlaç tedavisi mi hocam? Her türlü tedaviyi kullandı. Kemoterapi kullandı, akıllı moleküller kullanıldı, immünoterapi kullanıldı. Yani akciğer kanserlerinde dünyada etkin olan bütün tedavi modalitelerini kullandık. Akciğerden sıçrama var mı hocam yoksa tamamen? Daha çok akciğerin içinde yayılmış, bizim akciğerin lenf yollarında yayılan lenfanjitik yayılım dediğimiz tablo önümüzdeydi. O da solunum sıkıntısını arttıran yani, faktördü. Hocam böyle bir hastaneye yatıyordu efendim? Dün akşam hastaneye kabul ettik ama daha önceki dönemlerde de aralıklı olarak 2 gün, 3 gün hep destek tedaviler için yatırmıştık kendisini. Dün akşam fenalaştığı için mi? Dün akşam nefes darlığıyla geldi. Nefes darlığını rahatlatmak için mücadele ettik. Evet. Sabahleyin maalesef daha ağırlaştı ve tedavilere yanıt vermedi. Peki böyle bir durum bekleniyor muydu? Söz konusu muydu? Yani böyle bir yoksa... risk tabii her zaman var. Son dönemde artan nefes darlığı böyle bir sürecin habercisiydi. Biz acaba farklı silahlarla yeniden savaşabilir miyiz diye, onun o savaşlı güçlü kişiliğini bildiğimiz için yeniden savaşabilir miyiz diye mücadeleyi sürdürdük ama maalesef bugün kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.